mutfaktayız. Orkideyleriz mutfaktayız. Orkide Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Orkide Mutfağı'nda bugün ne var biliyor musunuz? Zeytin dalından natürel sızma zeytinyağı var. Özelliklerinden bahsedecek olursam hafif iyi bir zeytinyağı. Hafif ağızda bir acımtıraklık, gırtlağı hafif yakmalı. Sızma zeytinyağımız muhteşem kokulu bir zeytinyağı. Bunun için de dedim ki ya öyle bir yemek yapmalıyım ki hem fresh hem meyvamsı hem salata hem de sıcak pişirme tekniğine uygun bir zeytinyağı. Yani hem içebilirsiniz zeytinyağını hem salata yapabilirsiniz. Aynı zamanda güzel de cızır cızır böyle ses getiren bir balık yemeği yapabilirsiniz. Tavamın altını yaktım. Tavamın ısınmasını bekleyeceğim. Bu arada ben de ne yapacağım? Hemen öncelikle yapmam gereken şöyle mangomun yarısını güzelce küp küp doğrayacağım. Yani hem salata hem ara öğün hem ana yemekte diyebiliriz. Salata ve balığı aynı anda sunacağım sizlere. Yani zeytinyağının o hafif meyvemsi tadını sizlere yaşatmak istediğim için bugün böyle güzel bir tarif seçmek istedim. Hem mango. Oldu ki evde mango yok. Ne yapabiliriz? Nektarin ilave edebilirsiniz veya şeftalide de bu güzel tarifi uygulayabilirsiniz. Şimdi evet, tavamız ısındı. Öncelikle tavama birazcık tuz, birazcık karabiber ilavesi yapacağım. Hafif onun altını biraz tekstür yapacağım. Şimdi balığın dirili kısmına şöyle bir çizikle iki tane filato şık bir sunum hazırlayacağım. Zeytinyağımı şöyle ilave ettim. Evet. Deri kısmını işte bu. Ve bakın en önemli kısımdır bir pişirme tekniği. Denglaze dediğimiz kısım. Yani balığın üst tarafından da yağıyla birlikte glaze işlemi yapıyorum. Muhteşem bir lezzet. Balığın burada pişsin. O aromatik tatları almasını istiyorum. Burada da mangom var. Çok küçük bir şekilde mangomu doğrayacağım. Salatam için. Yine söylüyorum, eğer evde mango alacak durumda değilseniz veya mangoyu pahalı bulursanız bu güzel tarifi mango yerine şeftali ve nektarle de destekleyebilirsiniz. Karıştırma kabının içerisine mango ilavesi yaptım. Balığımı şöyle aldım. Kısır kısır kızarttım. Tersiz yaptım. Evet. Burada pişmesini sağlayacağım. Biraz altını kısacağım. Diğer bir tarafta ise 2 yemek kaşığı kinoa ekleyeceğim. Ve şu an balığımın altını kapattım. Yağın çok fazla yanmaması lazım. 3 adet kuşkonmazım var. Bunları süsleme aşamasında kullanacağım. Şimdi salatama kuşkonmaz ilavesi yaptım. Şöyle avokadomu aldım, ortadan ikiye böldüm. Avokadonun içini çıkarttım, salatanı ilave ettim. Üst kısmını da aldım. Evet, yarım avokadom var. Yarısını salatamın içerisine kullandım. Yarısını dışarıda kullanacağım. Şimdi balıklarım burada iyice nar gibi kızardı. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle alacağım. Böyle aldım. Avokadoyu biraz böyle güzel bir şekil vereceğim. Şöyle katlayacağım. Böyle katlayacağım.
tabağımın uç kısmına yelpaze yaptım. Şimdi geriye turşularım var. Ne demiştik? Hem salata olacak hem de öğle yemeği, ara öğün de diyebiliriz. Hafif kinoalı, bol meyveli, güzel bir eşlikçi salata hazırlayacağım. Kornişon turşularımı ince ince doğrayacağım. Turşu ilavemi yaptım. Şimdi yarım pita ilavesi yapacağım. Şöyle yaptığınız zaman direkt kabuğunu soyabilirsiniz. Hiç bıçak veya kaşık çıkartmadan el yordamıyla şöyle aldım. Bunu da küçük küçük doğrayacağım. Aslında tam sporcu beslenmesi, sağlıklı bir beslenme için hem meyveler hem sebzeler, güzel bir balık. Buna birazcık tuz karabiber ilavesi yapacağım. Aslında biz buna gastronomik terimlerde çatni diyoruz. Mango çatni, limonumuzu ilave ettim. Şimdi salatanın yapımına geçelim. Avokadoları ezmedim fazla. Çünkü ne kadar çok bıçakla avokadoyu kesersek o kadar çok kararmaya sebebiyet verir. Evet, salatamız hazır. Şimdi bir kalıp yardımıyla salatayı iki farklı yerde sunacağım. Şimdi salatamızda ne vardı? Mango, avokado, chia, tuz, karabiber. Şöyle çatnimizin ortasına salatayı yerleştirdim. Şöyle güzelce. Tam çok güzel bir yaz salatası. Kalıbı kaldırdım. Diğer tarafta da ikinci salatamı hazırlayacağım. Evet. Bunu da kaldırdım. Evet, balığımı aldım. Diğer salatamın üstüne koydum. Şimdi burada pak choy'um var. Pak choy'u şöyle ortasına yerleştireceğim. Küçük bir dal, kök. Bu da şöyle yerleştireceğim. Geriye taze kuşkonmazlarım var. Kuşkonmaz uçlarım var. Şimdi bu kadar güzel lezzete yakışacak, damakta demiştik ki iz bırakacak, hafif acımtıraklık ve hafif gırtlağı yakması için çok güzel bir şey geliyor. Ne geliyordu? Hafif bir zeytinyağı gezdireceğim. Natürel sızma zeytinyağımız, mis gibi kokan bir lezzet. Ve ne demiştik? Kinoalı, mangolu, pitayalı güzel bir eşlikçi salata, ızgara, levrek. Efendim afiyet olsun, şu güzelliğe bakar mısınız? Evet efendim, Orkide Mutfağı'nda çok güzel bir öğlen yemeği. Hem salata, şimdi kinoa var, ananas var, mango var, pitaya var. Tuz, karabiberle eşleştirmiş olduğumuz lezzetli bir salata. Üstünde ise olgunlaştırılmış natürel sızma zeytinyağıyla pişirmiş olduğumuz denizden levrek balığı servisi yaptık. Ortasında güzel bir avokado gider değil mi? Sağlıklı beslenmek için. Bugünlük benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Orkide'den ayrılmayın. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız.